Herkese merhaba millet, Dua Games TV kanalındasınız, mikrofonda ise ben Ferhat ve silahların hikayelerini anlattığım seriye hoş geldiniz. Bugün size Counter Strike'ın en popüler otomatik tabancalardan biri olan UMP 45'i anlatacağım. Şunu belirtmek gerekiyor ki bu tüfeği büyük ihtimalle zaten başka yerlerden biliyorsunuz. Çünkü onu zaten bir sürü oyunda gördük, hatta filmlerde bile. Ve bu silah o kadar görmemize rağmen hala neden böyle bir şekli olduğunu ve gerçek hayatta ne amaçlar için kullanıldığını söyleyemiyoruz. Bu videoda ise bunları öğrenmeye çalışacağız, o yüzden like'ınızı atın, başlıyoruz. Jesegur'daki UMP-45'i fiyatı sadece 1200 dolar olan çok ucuz bir silah olarak biliyoruz. Ek olarak kafadan birkaç mermi ile düşmanları öldürebiliyor. Ama tüfek daha çok sadece yakın mesafeler için etkilidir. Çünkü isabet konusunda pek iyi sayılmaz. Gerçek hayatta ise kendinize bir UMP sahiplenmek isterseniz bunun için 2000 dolar bırakmanız gerek. İlginç bir bilgi, Jesegur'da UMP'yi alabileceğiniz en pahalı skin ise 250 lira değerinde alevdir. Silahın hikayesine inecek olursak, UMP efsanevi MP5 otomatik tabancasını yapan aynı şirket tarafından üretildi. Yani hackler 60'lı yıllarda bu adamlar zaten otomatik tabancalar arasında efsane olmuştu. O MP5 silahını yaparak. MP5 çıktığı anda polisler ve özellikle profesyonel timler tarafından beğenildi. Silah bütün dünyada popüler olmuştu. Tek sorun çıkaran şey ise zamanın akmasıydı. Teknolojiye gelişirken MP5 olduğu yerde kalıyordu. Bu yüzden eskimiş MP5'i değiştirme çabasında hepimizin bildiği UMP45'i yarattılar. Ve ona daha güçlü bir kalibre vermek istiyorlardı. Hatta şekli yüzünden MP5 daha güçlü mermileri alamıyordu. Yani ona 9 değil de... en en fazla 10 mm mermi koyabiliyordunuz. Daha güçlüsü mantıksal olarak içine sığmıyor. İşte bu yüzden de UMP'yi geliştirmeye başladılar. Bu çalışmalar yaklaşık 90'lı yılların sonunda bitmişti. Fakat bir zaman dönemin en iyi silahını üreten Hekler Koch şirketi bu sefer aynı başarıyı tekrar edemedi. Çünkü UMP-45 oldukça çelişkili oldu. Ve birçok insan şirketin ürettiği bütün silahlar arasında en kötüsünün UMP olduğunu düşünmekte. Peki neden böyle oldu? Sonuçta öyle bir bakarsak karşımızda profesyonel bir şirket var ve adamlar cidden silah için emek vermiş. Örnek bir birçok parçası metal yerine polimerden oluşuyordu. Yani silah neredeyse yarım kilo MP5'ten daha hafif çıktı. Ek olarak kapalı şekli yüzünden silah oldukça sağlamdı ve kum ya da toprağa batırıldığında çalışmasını aksatmadan sürdürebiliyordu. MP5 için ise böyle şeyler söylemek zor olur. Ayrıca mermi ve atış modları değiştirilmesi UMP'de daha rahat yapılmıştı ve sadelik açısından UMP kolaca otomatik tabancalar arasında AK-47 ünvanını alabilir. Çünkü kendisi basit parçalardan oluşmakta ve kolaca toparlanıp ayrılabiliyor. Silahın ise 45 sayısının olma sebebi de kendisi artık 45 kalibre mermi kullanabilmesinden geliyor. Buna rağmen silah öyle tasarlandı ki hem 9 mm hem de 45 kalibre mermilerini kullanabiliyordu. Bu yüzden UMP'yi alan kişi büyük seçme sahip ve öyle bir baktığımızda her şey güzel gözüküyor. E o zaman eksiği nerede? Tam olarak o mermi seçimindeydi. Kullanılan 45 ASP mermileri klasik 9 mm'ye göre daha büyüktüler. Bu yüzden de cephane boyutu 30 mermiden 25 mermiye azaldı. Buna rağmen şarjörün kendisi büyük ve kalın çıkmıştı. Bunun yanında daha güçlü mermi kullanımında atış hızı düşmüştü. Bu yüzden UMP kendi otomatik tabancaları türü arasında en yavaş olanı olarak biliniyor. Sahip olduğu hız sadece dakikada 600 mermidir. Örnek olarak klasik MP5'te bu sayı 800. Ek olarak UMP'yi kullanmış insanlar onun güçlü geri tepmesinden şikayetçi olmuşlar. Bu yüzden otomatik atışta geri tepmeyi kontrol etmek bayağı bir zordu. MP5 ise tam tersi bu konuda oldukça başarılıydı. Ve mermileri güzelce bir arada gönderiyordu. Bunun yanında kullanan kişi de çok yorulmuyordu. Ve diğer başka bir sorun da H&K dışında başka şirket de MP5'in yerini alacak kendi silah çalışmalarını sürdürüyorlardı. Yani UMP 98-99 yılları arasında çıkıyor. Ama o zamana kadar çoktan birçok şirket kendi silahlarını piyasaya sürmüşlerdi. Örnek olarak hepimizin bildiği P90 90 yılında çıktı ve UMP'yi bütün konularda açık ara geçiyordu. Yani UMP en az bir 10 yıl önce çıksaydı belki de rekabet şansı olurdu ama 2000'lere doğru olunca böyle bir imkanı kalmadı. Diğer büyük bir sıkıntı 45 kalibre mermisiydi. Bu mermi Amerika'da baya bir popülerdi ve onu 9 mm ile karşılaştırdığımızda 45 kalibre daha tehlikeli gözüküyor. Üstelik ağırlığı 2 kat daha fazla. Ve karşımıza şöyle bir soru geliyor. Büyüklüğün bir önemi var mı? Çünkü elimizde böyle bir kocaman mermi olduğuna göre gücü de fazla olması gerek. Bu sorunun cevabı biraz karmaşık. 45 ACP mi 9 mm mi daha iyi tartışması 30 yıldır devam ediyor. Büyük mermi büyük güç taşıyor düşüncesi doğru olsa da ağır mermiler aynı şekilde bir o kadar yavaş gidiyor. Yani 9 mm 45 ACP'ye göre neredeyse 2 kat daha hızlı uçuyor. Bu yüzden kesin olarak şunu diyebiliriz. 45 kalibresi sadece yakın mesafeler için etkili kalıyor. Daha uzak mesafelere ateş etmeye denerseniz mermi gitgide gücünü kaybedecek. Bu yüzden CS bu konuda bize yalan söylememiş. Bilmek istediğimiz diğer bir konu bu ACP mermileri delme konusunda ne durumdalar? Örnek bir tane beton blokunu delebilirler. Ama bir bina duvarına sıkmaya denerseniz büyük ihtimalle başarısız olursunuz. Çelik yeleklerine gelince düşük hızlı bir mermi kevlarla baş çıkamıyor. Çünkü yuvarlak başlı bir mermi gereken basıncı uygulayamaz. Ama gene de yeleği takan kişi büyük bir sarsıntı geçirecektir. Sonuç olarak 45 kalibreye geçmek UMP için bir faydası olmamış çünkü mermi yavaş gidiyor ve delmesi berbat. Üstelik mermi gidiş rotası uzak mesafelere göre değil çünkü bir yerden sonra mermi aşağı doğru gidecek. Ve bugünlük bu kadar. Size elimden geldiği kadar bu süre anlatmaya çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sonrakilerini kaçırmamak için abone olun. Sizlerle Ferhat vardı. Kendinize iyi bakın. Bay bay.